seyircilerimiz, bu haftaki programımızda sizlere Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı'ndan sesleniyoruz. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği, her faaliyetin olmazsa olmazı olan kahraman pilotlarımızla birlikte olacağız. Malzeme ve personel atma görevlerinde hep beraber onlara eşlik edeceğiz. ...1906 yılında Türk Hava Kuvvetleri adına görev yürütmeye başlayan 12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı, 1974 yılında tarihi bir görevlendirme alır. Öyle ki komutanlık 20, 21, 22 Temmuz ve 14 Ağustos 1974 tarihlerinde Kıbrıs'a paraşüt hücum indirmesi yapacak, Türk tarihinin ilk hava indirme harekatını başarıyla gerçekleştirecektir. Komutanlık bu büyük başarı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilir. Nakil, arama kurtarma, sıhhi tahliye, personel ve malzeme atma gibi önemli görevler icra eden komutanlığa bağlı hava ekipleri çalışmalarını C-130 ve C-160 uçakları aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor. 221. Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Yıldırım Açıkel ile birlikteyiz. Komutanım, 221. Filo Komutanlığı hakkında bize bilgi verir misiniz? 221. Filo Komutanlığı ilk olarak Ankara Etimesgut Hava Meydanı'nda kurulmuş. 1946 yılında bölük, tabur ve grup komutanlığı halini almış. Daha sonra 1971 yılında Kayseri'ye intikal etmiş. Kayseri'ye intikaliyle beraber şu anda kullandığımız C-160 uçakları da Hava Kuvvetleri envanterine girmiş. Bundan sonra günümüze gelene kadar pek çok görevlerde 221 Filo Komutanlığı görev almıştır. Bu görevlerin içerisinde en önemlisi 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 221. Filo Komutanlığı ve 12. Üs olarak toplam 37 sorti, 1400 personel ve 95 ton malzeme atılmış. Bu bugün bile başarılması çok güç bir olaydır. Daha sonra yapılan Bosna Harekatı'nda, Kosova Harekatı'nda görev alınmış. En son geçtiğimiz Libya harekatında televizyonlarda izlediğiniz Libya'daki Türk personelinin ülkeye tekrar intikalini gerçekleştiren 12. Üs ve 221. Filo Komutanlığı personelidir. Bunun yanında normal harekat görevlerinin yanında bizlerin barışı destekleme ve doğal afet gibi olaylarda da görevlerimiz vardır. Örneğin 17 Ağustos 1999 depreminde yine deprem olduktan çok kısa bir süre sonra 221. Filo Komutanlığı hemen görev başı yapmıştır ve İstanbul'da gelen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine intikal ettirilmesi, yine deprem bölgelerindeki yaralı ve hastaların sağlık merkezlerine intikal ettirmesi görevini yapmıştır. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da İran, Pakistan depremleri gibi pek çok olaylarda görev almıştır. Yine Sudan'a yardım malzemelerini götüren filo bu filodur. Ayrıca en son yapılan olan Van depreminde de görev olarak o belki insanları Türkiye'nin daha emniyetli bölgelerine intikal ettirme görevini yapmıştır. Filomuz 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Biz görev aldıktan çok kısa bir süre sonra buradan kalkışımızı gerçekleştiririz ve Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın herhangi bir yerine intikal ederiz. Bizim buradaki personelimiz bu eğitim seviyesinde ve bu kabiliyettedir. Dolayısıyla bunun ispatı da katıldığımız uluslararası yarışmalardır. 2001 yılında yapılan uluslararası ETAM yarışmasında filomuz pek çok önemli NATO ülkesinin katıldığı yarışmada birinci olarak bunu da göstermiştir tüm dünyaya. 221. Filo Komutanlığı yaptığı görevler ile Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Hava Kuvvetleri'nin gururu olan bir filodur. ...12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı, kapsadığı görev alanı bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önde gelen komutanlıklarından biri. Komutanlık üstlendiği bu birbirinden zorlu görevleri, bağlısı konumundaki 121 ve 122. Filo Komutanlıkları aracılığıyla yerine getirmekte. Personel ve malzeme nakli 12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı'nın en önemli görevlerinden birini oluşturuyor.
Türk pilotları bu görevi Kardak, Bosna, Kosova, Sudan, Afganistan ve Libya gibi birbirinden bağımsız birçok bölgede başarıyla yerine getirdi. Komutanlığın bir diğer görevi olan insani yardım ve sıhhi tahliye konularındaki başarısı ise Pakistan, İran, Gölcük, Bingöl ve Van depremlerinde taşınan yüzlerce ton malzeme, sayısız yaralı ve personelle ispatlanmış durumda. Komutanlık bünyesinde görev yürüten personel, savaş dönemlerinde hazırlıklı olabilmek adına barış zamanı yapılan eğitimlere ve tatbikatlara katılarak bilgilerinin taze kalmasını sağlamakta. 121 ve 122. filolarda yapılan eğitim çalışmaları da bu çerçevede gerçekleştiriliyor. Acemi askerlerimizin hava indirmesi, özel kuvvetlere bağlı personelin yaptığı indirme harekatları ve kargo indirme eğitimlerinin yapıldığı bu çalışmalarda uçuşun başlamasından meydana dönülmesine kadar olan tüm süreç birer kez daha yaşanıyor ve uçuş ekiplerimiz böylelikle tecrübelerini artırmış oluyor. Tüm bu eğitim ve görev uçuşlarında pilotlarımıza üstün özellikleriyle C-130 uçakları eşlik etmekte. Sevgili seyirciler, şu anda 222. Filo Komutanlığı'nda görev hava pilot üsteğmen Mehmet Özkul'la birlikteyiz. Komutanım, C-130 uçak tipiyle ve görevinizle ilgili bize bilgi verir misiniz? C-130 uçağı hem engebeli ve kirli yüzeylerde görev yapma kabiliyetine sahip hem de düşman bölgesine malzeme ve paraşütçü atabilen ülkemizdeki en iyi ulaştırma uçağıdır. Bu görevlerin yanı sıra 90 adet yolcu kapasiteli personel nakli, 72 adet hasta yaralı kapasiteli insani yardım nakli ve maksimum 25 ton kapasiteli malzeme nakli, tam teçhizatlı 64 adet paraşütçü atma, ağır malzeme atma ve mayın atma görevleriyle değişik ortam ve görev ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından yüzlerce çeşit konfigürasyona sahiptir. Halihazırda C-130 uçağı dünyanın 66 ülkesinde etkinlikle görev yapmaktadır. C-130 uçağı üstün derece görev kabiliyeti ve performansına sahip orta menzilli taktik ulaştırma uçağıdır. Komutanım, her filonun kendine özgü bir amblemi var. Peki 222. filo komutanlığının ambleminin anlamı nedir? Filo amblemi bir küre üzerine oturtulmuş C-130 uçağı ve küreyi sol alttan sağ üste doğru saran sarı, kırmızı, siyah ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Küre dünyayı temsil etmekte olup uçurulan uçağın uzun menzili olduğunu belirtmektedir. Üzerinde bulunan çizgiler ise filonun bugüne kadar görev amacıyla uçtuğu kıtaları temsil etmektedir. Sarı renk Asya kıtasını, kırmızı renk Amerika kıtasını, siyah renk Afrika ve yeşil renk ise Avrupa kıtasını temsil etmektedir. Bir personel ve malzeme atma görevinde pilotlarımızla birlikteyiz. Görevin üste verilmesinin ardından ilk olarak ilgili birimler tarafından detaylı bir görev planlaması ve briefing yapılmakta. Komutanlığa bağlı bir atma uçuş ekibi, uçak komutanı, ikinci pilot, seyri sefer subayı, uçuş teknisyeni ve iki yükleme teknisyeni olmak üzere 6 kişiden oluşuyor. Atma uçuş ekibini oluşturan personel, genel briefingin ardından birbirleriyle görevde yapılması gerekenleri ve detayları paylaşmakta. Ekip sonrasında giyinerek uçak başı yapıyor. Üstlenilen görevlerde en önemli konu, atma görevinin tam zamanında ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi. Bu nedenle atılacak personel ve malzemenin yükleme anında hazır bulunması için son derece titiz bir hazırlık yapılmakta. Bu konuda görevlendirilen uzman personel, atılacak malzemeyi daha önceden belirlenmiş zaman diliminde uçağa yüklüyor. Atlayacak paraşütçüler de teçhizatlarını kuşanarak son kontrollerini yapıyor ve görev komutanının nezaretinde uçağa alınıyor. Böylece artık uçuş için her şey hazır. 221. filoda görev yapan bayan pilotlarımızdan hava pilot üsteğmen Burcu Doğan'la birlikteyiz. Komutanım, bir bayan pilot olarak 221. filoda görev yapmak nasıl bir duygu? Türk Hava Kuvvetleri'nde bayan pilot olarak çalışmaktan çok mutluyum. 4 senedir C-160 transfer uçaklarında uçuyorum. 220. Filo Komutanlığı olarak burada hepimiz bir aile gibiyiz ve ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ben pilot olmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu hayalin peşinden koşmak isteyen tüm gençlerimizi buraya bekliyoruz. Briefing, giyinme,
uçuş ekibinin uçak başına gelmesi, malzeme ve personelin uçağa yüklenmesi gibi aşamaların ardından ekip uçaktaki yerini alıyor ve motorlar çalıştırılıyor. Son hazırlıkların ardından kalkışını yapan uçak, önceden belirlenen rotasını takip ederek yapacağı alçak uçuşla atma sahasına varacak. Atma sahasına kadar yer ekibiyle kesintisiz telsiz bağlantısında bulunan uçuş ekibi sahaya geldiğinde görevli subayın geri sayımının ardından atma işlemini gerçekleştirecek. Görevde en önemli unsursa zamanlama. Çünkü en ufak zamanlama hatasında atılan malzeme ya da personelin yerde buluşması gereken bölge değişebilir. Dolayısıyla görev başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden yer ve uçuş ekibinin en büyük önceliği atma işlemini tam zamanında ve kusursuz yapabilmek. Ve işte malzeme atma anı. Malzemenin tam zamanında boşluğa bırakılmasının ardından uçak emniyetli bir biçimde birliğine dönecek. Üstün cesaret ve feragat madalyasıyla ödüllendirilmiş, filosunu cesaret isteyen görevlerle karşılaştığında yine aynısını yapacak bir neslin gururuyla donatmış olan 12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı, görevlerinin bilincinde olmaya ve onları hiçbir güçten etkilenmeyerek yerine getirmeye sonsuza kadar devam ediyor.